Soğuk bir Ankara gününden hepinize merhaba sevgili Retro Evren'in sakinleri. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız umarım iyisinizdir. Bu bölümde benim çocukluğuma gidiyoruz. Commodore 64 oyunları oynayacağız. Benim ilk bilgisayarım Commodore'du. Commodore'la ilgili söylemek istediklerim, Commodore'un kutusunu eniştemin evinde görmüştük. Kuzenlerim ve ben Commodore'u kurmayı bile bilmiyorduk. Daha sonra dayımız yardım etti. Commodore almaya başladık. Önce dayımlar aldı, dayımların evine gittik, orada oynadık, gördük. Sonra ben yalvar yakar bir tane Commodore sahibi oldum. Commodore'da oyun oynamak bir çocuk için hayli zordu. Çünkü run yazacaksın, kaseti takacaksın. Nerede şimdiki gibi tak, çalıştır falan değildi. Kimi zaman kafa ayarı gerekiyordu. Ama bu oyunları oynayabilmek için tabii her şeyi öğrendik biz çocukken bile. Hatta Commodore'umun joystick portları bozuldu. İçini açıp çiplerinin yerini değiştirmiştim ve çalışmıştı yani şans. Sormuştum galiba bu çipi değişmez demişlerdi. Ben de kendim açıp tamir etmiştim. Commodore'un Türkiye'ye gelmesine tabii rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın da büyük bir desteği var. Commodore'lardaki gümrüğü kaldırdım. Ne diyorsun? Ben de dedim ki vallahi Turgut Bey şöyle bir ıvırdım kıvırdım. Dedim ki bir sürü bilgisayar da olacak o küçük Atari salonları falan çoğalacak. Yok yok dedi, öyle değil dedi. Çocuk okuma öğrenmeden bilgisayarda run, save bilmem ne nedir onları öğrenecek dedi. Hakikaten öyle oldu. Çocuklar 5 yaşında 6 yaşında Commodore oynamaya başladılar ve arkasından PC'lere geçtiler. Birçok güzel oyun oynadık Commodore'da. Pinewood da onlardan biri. Hadi gelin başlayalım. Yine anlatacaklarım bitmeyecek tabii o yıllarla ilgili. Oynadık yani Amiga'lana kadar oynadık. Güzel günlerdi. Evet. Oyunumuzda gördüğünüz gibi beyaz şapkalı bir kovboyu kontrol ediyoruz. İlk dalga geliyor. Biraz Tower Defense oyunlarına da benziyor yani. Basit bir oyun. Kötü adamlar salonuna gidiyor. Birazdan göreceksiniz. Kızları kaçırıyor. Bayağı hızlandılar yalnız ha. Eğer vurursak kız tekrar salona geri dönüyor. Mezarcı işini yapıyor. İlk defa Undertakers diye bir sözü burada. Çok merak edip sözlüğe bakmıştım. Burada öğrendim. Gördüğünüz gibi mezarcı işini yapıyor. Herkes işini yapıyor. Biz şerifiz galiba. Jail'den çıktık ama. Şimdi bakayım bankaya doğru yönelirsem onu öldürmeyeceğim. Aa, içinden geçti kurşunlarım. Ne kadar basit bir oyun böyle görselleri falan ama ne kadar eğlenceli. Oynamanız lazım anlamak için. Commodore oyunları genelde böyleydi. Amatör ruhla yapılmış. Eğlenceli oyunlardı. Oynat göbeği, oh oh. Şikidam, şikidam, şikidam. 64 kilobayt RAM'i vardı Commodore'un düşün. 1982 yılında burada ilk Commodore çıkmış. Hayır beni öldürme. Bankayı da soydu. Evet paralar alıp kaçıyor. 1876. Kızları da kaçırıyorlar çabuk. Yani oyunları şöyle alıyorduk o zamanlar. Kasetlerin üstünde isimler yazardı veya liste olurdu işte. Şu kasette şu oyunlar var. Bazen fazladan oyun çıkardı. Kasetlerden o zaman sevinirdik. Benim gibi böyle anası olan birçok ben yaştaki insan var biliyorum. Aha. İlk wave bitmiş, ilk dalgayı bitirdik şimdi. En hızlı silah çeken. Evet, kazandım gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci dalgada. Oyunun bakın gelişmesi de güzel, gelişimi de güzel. Şimdi biraz daha zorlaşacak. Yeni düşmanlar gelecek. Hop hop hop. Dur orada. Atının en hızlı silah çeken kovboyu benim. Aha, atlılar gelmeye başladı. Gördünüz mü? Nasıl öldürdüm ama. Hayır be. Yaktı beni. Rig plus Mortis, Undertakers.
Oralarda bir cowboy modası vardı böyle. Cowboy filmleri ve oyunları. Hatta Ankara'da Gençlik Parkı'nda şey vardı böyle, resim çekilmek için sadece kafa kısmını, alt tarafınız şey kartondan cowboy. Benim bile var öyle bir resim. Hatta videoları da ekledim. Ama 90'lardaki cowboy çizmeleri modasını hala anlamıyorum. O mahmuzlu falan giyerdik böyle. Bize giydirirlerdi daha doğrusu. Moda oldu muydu bir şey? Çünkü Amerika olduğumuz için galiba. Allah'ım öldürdü bizi ya. Evet. High Noon böyle bir oyun. İlerliyor ilerliyor. Tabi bölümler ilerledikçe gelişiyor. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Geldik. Commodore 64 oyunlarıyla ilgili en komik anımın olduğu oyuna. Emily'in 100 Sucker. Sanırım ünlü bir İngiliz futbolcu ya da İrlandalı. Her neyse, oyun zevkli bir oyundu ama başlatması epey zordu. Bakın, playmatch dediğimizde computer versus computer oluyor. Bunu player yapmak için epey uğraşmak gerekiyordu. Ve ben bu oyunu uzun süre böyle izledim, demo modunu, ve sesle kontrol ediliyor sanmıştım. Yani çocuk, her zaman acayip bir çocuk olmuştum. Yani platonik aşkına Ozan Orhan'ın Zeynep şarkısını yazıp, kızın ismi Zeynep diye biraz değiştirip mektup olarak göndermiş bir çocuğun böyle şeyler yapması gayet normal. Yani bu oyunu hala başlatmakta zorlanıyorum. Buraya geliyoruz. Game'den bittim diyoruz. Buraya player 1 yazıyorduk. Ama yazmayı bir türlü beceremedim. Allah olmadı, yine kompütüre kompütür oynayıp testli kontrol yapacağız. Ama Amiga versiyonu daha iyi herhalde. Yani ne kadar güç oynandığını anlayın oyunların. Ama çok zevkli bir oyun olduğunu hatırlıyorum. Güzel bir şey var. Hiç olmazsa bir oyunu görelim. NH Friendly diyelim, kompütür. England vs. Italia diyelim. Okey diyelim. Playmatch diyelim. Valla beceremedim, ne yapayım. Bu oyunu oynamayı bilen varsa bana yazsın nasıl yapabileceğimi. Vay, sıralanıyorlar. Evet. İngiltere topu aldı. Çok güzel geçiyor. İtalya'nın kalesinde kaleci var mı? Yok. Ve gol. Hadi geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz benim oynadığım ilk dövüş oyunlarından biri. Aslında ben International Karate diye biliyordum ama orijinali Way of the Exploding Fist'miş. Yeni de oynadım. Bu bilmeyen yoktur zaten. Bunların hepsine basınca acayip hareketler yapıyordu klavyedeyken. Bakın gardanlarla. Böyle bir dönen tekme atalım. Dönen tekme atınca dönüyoruz, işte o kötü. Aa, o bize yapıştırdı ya. Amiga'daki versiyonda mı acaba? Donları falan düşüyordu, böyle tuşlara basıyorduk. Cheatleri vardı. Kan tekme atamadık. Dönen tekme atsak. Ustamız da orada bekliyor, görüyorsunuz bakın. Yere oturmuş. Ne oldu, kim yendi? Ben yendim. Of, ne biçim vurdu be. Bunu vursak iyi puan alırdık.
Nereden deneyelim şansımızı bilmiyorum. Abimizi parçalıyor ya. Unutmuşuz. Ben oynadım galiba Amiga'daydı. Ya da International Karate diye başka bir sürümü var bunun. Tuşa basılı tutup yukarı aşağı sallardık yani. Oh. Fena değil animasyonları böyle. Hayda, küçük tekmeyle bizi parçaladı. Nasıl yaptım? Nasıl yapınca? Bir de şöyle kontrolü var, sadece joystickle tuşa basmadan. Yumrukları öyle atıyor. Aşağı atınca. Acayip oynardık ya, canavar gibi. Böyle iki geri yapınca mı dönüyor? O nasıl dönüyor? Hatırlamıyorum. Ben kazandım bu sefer. Ve rakibimiz değişmiyor. Of, pis vurdum. Geriye basılı tutarsak. Yine dövdüm. Ayıp. Çok oynadık bunu yani. Bu değil de International Karate'yi. SNES Mega Drive sunumları falan var mı? Biraz daha animasyonların güzel olduğu. Yani daha doğrusu animasyonların olduğu. Abi bu bana rakip olamıyor. Birinci danmışım. Geçelim başka bir oyuna. Evet, sıradaki oyunumuz yine birçok Commodore severin hatırlayacağı Intel Karate Plus. Ve yok, Exploding Fist'i hatırlayan var mı bilmiyorum ama bu oyunu çok oynayan olmuştur eminim. Tüm kasetlerde çıkardı bu. Hadi başlayalım. Benim de ilk oynadığım dövüş oyunlarından biri. Animasyonlar falan çok iyi. Bunun donlarını falan düşürüyorduk. Çeşitli hileler vardı ama nasıldı hatırlamıyorum valla. Bu arada adamların hepsi Hamit Altıntop'a benzemiyor mu? Evet, ben kazandım. Şimdi bonus stage gelecek galiba. İki bölümde bir. Müzikleri efsanedir bu oyunu ya. Hayda. Champion benim abi. Of, 1000 puan. Hareketler genelde ateş tuşuna basılı tutup yukarı aşağı yapıyorsunuz. Aha. Bonus geldi. Hayır be. Sesleri falan, animasyonları, her şeyle iyi bu oyun. Geçelim başka bir oyuna. Evet, sıradaki oyunumuz Bob Collins Blue Max. Bu da hatırladığım oyunlardan biri. Aklımda kalan oyunlardan biri. Biraz zor bir oyundu yalnız.
hızlandırıyorduk. Kaldırmamız gerekiyordu tam zamanında. Gördüğünüz gibi kaldıramadığımız için öldük. Evet. Şimdi şunları vurabiliyor muyuz? Böyle bomba atıyorduk, onu hatırlıyorum. Bu oyunu da mutlaka hatırlayanlar çıkacaktır. Oo, puan aldık. Şu köprüyü de yıkalım. Bombamız bitti. Tabii hedefleri vurmamız için aşağı inmemiz lazım. Çok aşağı inince de ölüyoruz. Oo. Bombaları nereden alıyoruz acaba? Yani şimdi yukarıyla havaya kalkıyoruz hem de... Çok yere inmememiz lazım. Adiler. Puan toplayamadık ki. Köprüyü deldik vallahi. Öldü. Puanımızı aldık. Bu ne? Buraya... Bombamız da bayağı varmış. Hemen bitmiyormuş. Ha, buraya iniş yapacağız. Yaptık vallahi. Benzinimizi dolduruyoruz. Tekrar yukarı. Tekrar saldıracağız. Fena bir simülasyon değil. Ah be. Zamanına göre gayet iyi. Bunlar tank mı? Ne bilmiyormuş vallahi. Bombayı atarken ayarlamamız gerekiyor. Başardık. Bunlar... Evet, yine benzin alıyoruz. Kaça kadar çıkıyor acaba? 200 mü? Kalkış yapamadım. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz diğer oyunlara göre daha popüler bir oyun. Boulder Dash. Commodore'da 3 tane oyunu var. Ben bir tanesini oynadım. Çok orijinal bir oyundu. Şimdi bile oynanır. Herhalde bir 3DS'de çıktı. Yakın zamanda. Böyle. Karınca mıdır artık? Bu nedir? Sesler falan ne kadar güzel. Şu oyunun mesela hiçbir eksiği yok. Her şey yerinde. Kendi kulvarında. Taşları çatır çutur düşürmek çok zevkli oluyordu. Hiçbir işe yaramasa da dikkatli olmak gerekiyor hızlı oynarken. Gördüğünüz gibi öldüm. Uzaylı mı acaba bu arkadaş? Klasik oyunlardan biri. Ya onları ben düşüreceğim yine. Uslu durmayacağım. Hayır, yapamadım. Neyse, bölümü geçelim artık. Yani Commodore olup bu oyunu oynamayan yoktur diye düşünüyorum. Bunu nasıl alacağız?
Alıp hemen kaçmamız lazım. Hayır. Dikkatli oynamak gerekiyor. Bir bölüm geçelim. Olmaz. Hop. Alanı falan da ne kadar büyük ya. Süper yaramazlık yapmayacağım. Ya da dikkatli yapacağım. Abi şuradaki testleri duymak istiyorum. Neyse ya. Başıma bela açmayacağım. Hemen şuradan gideyim. Evet. Artık sona doğru yaklaşıyoruz herhalde. Of, çok pis çalım attım. Aynen. Bölümü geçtik. Çıkışa doğru gidelim hadi. Tehlikeli. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz Rick Dangerous Core Design'ın oyunu. İleride Tomb Raider yapacak bu firma. Çok eğlenceli oyunlardan biri. Benim de Commodore'da ilk oynadığım oyunlardan biri. Indiana Jones'la şey karışımı diyebiliriz. Temel reis tip olarak. Rick Dangerous. Aman tanrım. Yerliden kurtulduk. Silahımız vardı galiba da nasıl kullanıyorduk? Bize değer değmez ölüyoruz gördüğünüz gibi. Bu oyun besbelli Tomb Raider olacağı ya. Evrileceği. Aha. Başardık. Yukarı yapıncaymış. Aha, öldük. Uğraşmasak mı? Bizi yiyor vallahi. Doğru oyun abi. Onun başı kel mi ya? Bir şey mi takmışlar? Aa, kurşunum mu bitti? Bir el daha oynayalım. Acaba Core Design Lara Croft yerine Rick Dangerous'u seçse 3D oyun yaparken başarılı olur muydu? Basılı tutup yukarı yapmanız lazım. Kesinlikle basılı tutun. Kurşunumuz azalıyor. Aman tanrım. Her yerde de tuzaklar. Gördüğünüz gibi. Takımın iyi oyun yapacağı besbelli ama. Şu oyundan belli yani. Core Design. Haydi. Hepsini ezberlemek lazım yerleri.
İşte böyle be. Ah, vallahi ilk defa şanslı. Haydi. Buradan başlayacak. Kurşunumuz var mı? Var. Yine buralarda bir tuzak vardır kesin. Ha, şunu patlatıyorduk galiba. Alabiliyor muyduk hatırlamıyorum da. Evet, bu bizim cephane. Ne şansım yaver gitti burada. Şu, ne oldu orada? Hayda. Oyundaki tuzaklara bak. Bu oyunu da bitiren varsa yorumlara yazsın. Tamam, o tuzak abi. Bir yarasa. Hayda. Geçelim başka bir oyuna. Çok güzel oyun. Evet, sıradaki oyunumuz Creatures 2 Portal Trouble. Yine benim unutamadığım oyunlardan biri ve yılı 1992. Commodore'un son dönem oyunlarından biri. Şurayı bile izlerken atlıyor insan. Hadi başlayalım. Şimdi burada yukarıdan ateş ediyor. Aşağıdan da aynısı. Gördüğünüz gibi. Aşağı yukarıyı temizlememiz gerekiyor. Ama önce yukarıdan başlayalım. Evet. Bombayı aşağı kadar itmemiz lazım. Burada ateş verdi. Çünkü şurayı açıyoruz. Hop. Hop. İşte burası zor. Zor değil de. Hayır be. Her şey baştan şimdi. Biraz daha yaklaşalım. Aa, şunları halletmemiz lazım ya aşağıya. Zor. Baştan bir deneyelim. Asıl tut, bırak. Bombayı ateşle. Keşke şunlar da ölüverse şurada ya. Aa, bu arada silahımız değişti. Güzel oldu. Bunları kolayca öldürebileceğiz o zaman. Hadi ölün artık be. Hah. Şimdi aşağıda bir işimiz vardı. Arkadaki kolu mu çekiyorduk? Ne yapıyorduk? Ola doğru ateş ediyorduk galiba. Çünkü birazdan creatures'lar gelecek. Hah. Gördüğünüz gibi yardım, help diyor. Ve geçtik bölüme. İşte bu. Geçelim başka bir oyuna. Evet, yine Commodore sahibi olup daha oynamayanın olmadığı bir oyun. Bence fazla abartılmış bir oyun.
Last Ninja 3. Bakın ses efektleri falan hiç yok. Burada başladık. Niye burada başladık belli değil. Oynanış yok gibi. Galiba bir burada bir silah almamız gerekiyor ki bununla baş etmek için. Ha, buraya saklanınca da bizi göremiyor. Arkasını döndüğünde gideceğiz mi acaba? Yani grafikleri falan güzel ama oyun. Commodore için. Ama ve lakin nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz hiç belli değil. Yani niye gidiyoruz? Çok abartılan bir oyun bu bence. Dediğim gibi oynanışı... öldük. Ama görselleri iyi gerçekten. Niye ses efekti hiç yok onu da anlamadım. Commodore'un en iyi oyunları listesine girmez bence. Hatta en kötülerinden biri de olabilir. Oynanış olarak. Nereye gidiyorsun? Yani oyunda amacımız belli değil. Müzikleri de fena değil ama. Galiba biraz uğraşmak lazım anlamak için ama değer mi bilmem. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz benim Commodore'da en beğendiğim oyunlardan biri. Usagi Yojimbo. Yojimbo'nun bu savaş moduydu. Silahımızı tekrar nasıl geri sokuyorduk yalnız. Unutmuşuz valla. Aşağı aşağı mıydı? Yukarı yukarı mıydı? Ninja kaplumbağaların birkaç bölümünde gözüktü. Sonra da boyunu görmüştüm. Bize kafasını salladı. Biz de ona kafamızı sallayacağız. Ama bize bir şeyler söylemesi lazım galiba. Galiba silahımızı çıkarmamız lazım. Evet. Kaçtı mı o? Her zaman silahlı olmak iyi değil tabii. Burada silahımızı çıkaracağız mesela. Vallahi oynanış falan da iyi. İlginç bir oyun yani. Usagi ile ilgili tek oyun olabilir bu arada. Müzik de iyi. The Way of Samurai is long and hard. Valla öyle. Bize bir şey dedim yok. O ne? Oy parçaladık be. Bir de ninja çıktı başımızdan.
Son Ninja Kaplumbağalar oyununda da var Usagi. Zorlu bir atlayış bizi bekliyor. Düz de yürüyebiliyormuşuz. Bir ninja gizliymiş buralarda. Geçelim başka bir oyuna. Oynamanızı tavsiye ederim. Evet, sıradaki oyunumuz şahane müzikleri ve zorluğuyla Aztec Challenge. Epey zevkli bir oyundu. Ben hiç sonuna kadar gidemedim ama çok oynadım. Hiç de bir şey yok oynanışta işte gördüğünüz gibi. Bir zıplıyorsunuz, bir de eğiliyorsunuz. Refleks oyunu yani. Bazen bir coşuyorlar böyle. Nereden atacakları belli olmuyor. Seslerden anlamaya çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ses değişti. Tüm sesler aynı oldu şu anda. Aha! Gördünüz mü? Bir de böyle bir kere öldünüz mü sürekli zıpkınlıyorlar. Devam. Hop. Hayda. Atlayamadım. Piramitlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ya da işte Aztec piramidi. Aztec Temple'ı mı yoksa? Tapınak mı? Hayır. Vallahi kolay gözüküyor diyen denesin. Son bir kez daha deneyeceğim. Hop. Hayır. Momentum bir bozuldu muydu? Saplıyorlar. Hayır be. Evet, gördüğünüz gibi böyle. Geçelim başka bir oyuna. Tabii ki unutulmaz Commodore 64 oyunlarında oynayıp Carol Show'un River Raid'ini oynamamak olmaz. Çünkü biraz da aslına bakarsanız Atari salonu, ilk gittiğim Atari salonu Atlas sinemasından beni kurtaran bir cihaz oldu Commodore 64. Çünkü River Raid oynuyorduk orada sadece en çok. River Raid'de Commodore'da oynayınca tabii Atlas sinemasına gitmeye gerek kalmadı. Tabii yine gidiyorduk Atari salonlarına. F1 ile mi başlıyor? Hemen hemen de aynı oyundu vallahi. Daha bu oyunla ilgili şöyle bir anım var. Yani Commodore sürümüyle. Şimdi Atari salonunda insanlar sosyalleşiyor tabii. O zaman da benim bir arkadaşım vardı. İsmini hatırlayamıyorum. Ya Yaşar ya Galip'ti. Ayakkabı boyayan bir çocuktu. Ama arkadaşız yani. Ben de memur çocuğuyum. Ben bunu eve davet etmiştim birkaç kez. Bu River Raid oynamak için. Abi nasıl sınırsız oynayınca nasıl böyle sevinmişti. Neyse. Diyelim Yaşar. Bu Yaşar bir gün bir geldi bir sürü parayla. Hadi dedi gidiyoruz dedi.
İstediğimiz gibi jeton alacağız, atarsonlarına gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Yani ya o günkü çalıştığı bütün parayı benimle birlikte harcadı. Ama nasıl eğlenmiştik ha. Sınırsız jeton, İskender kebaplar, bilmem neler, dönerciye, en iyi dönerciye gitmiştik. Şimdi çocuk olunca tabii bütün çocuklar hemen hemen maddi durumları aynı oluyor. Bütün çocuklar demeyelim de çocukların geneli diyelim. Nasıl eğlenmiştik. Sonra herhalde babası anladı durumu. Biliyorsunuz çocuk işçiler ailelerine veriyordu çalıştıkları parayı. Bir daha da görmedim çocuğu yıllarca. Keşke bu videoyu izlese, beni tanısa, bir tekrar bir görüşsek yani. Ama nerede o günler? Geçelim başka bir oyuna. Evet, sıradaki oyunumuz Barbarian. Yine Commodore olup Barbarian oynamamış çok az kişi vardır. Zamanın iyi dövüş oyunlarından biriydi ve Mortal Kombat'a ilham olmuş bir oyun. Hadi başlayalım. Kelle avcısı. Hayda, ilk seferde aldık be. Kurbağaya bak. Benim de iyi oynadığım oyunlardan biri. Evet, çok zor bir oyun değil. Böyle biraz rakibinizi eklemeniz lazım. Aşağı doğru kıvrılmamız vardı. Nasıl yapıyorduk onu? Allah, bu bizi götürecek vallahi. Yine aldık kelleyi. Yuvarlanma nasıl yapıyordum, unuttum onu. Birazdan hatırlarım. Sadece aşağı mıydı acaba, düz? Yukarı değil, yukarı çapraz değil. Hayır, gitti kellemiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.